Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasimil Mustafa Muhammed ve alihi seyyidine tahirin ve ashabihil muntecebin. El faslu salisu fi ma'na zatiyyi vel aradiyyi. O beşinci merhalenin üçüncü faslına geldik. Zaten genelde bu beşinci merhaledeki sekiz fasıl vardır. Hemen hemen sekiz fasıl da mahiyetle alakalıdır. Mahiyet ve mahiyetin ahkamlarıyla alakalıdır. Bu fasıl yine mahiyetin zati ve arazi nitelikli olan vasıflarından bahsediyor ya ahkamlarından bahsediyor. Yani biz bir mahiyeti göz önünde bulundurduğumuz zaman ya mahiyeti tasavvur ettiğimizde her halükarda bu mahiyet mevzu olarak yer alıyor. Bu mevzu olarak tasavvur edilmiş olan mahiyete bir mahmul hamlediliyor. Bu hamle edilen mahmulun kaç çeşit olduğunu burada bize açıklıyor. Genel anlamda iki çeşit olduğunu ya zatidir ya arazidir. Yani birinci konu buradaki mahiyete hamle edilmiş olan mahmulun iki çeşit olduğunu ve bunlardan bu hamle edilmiş olan mahmul ya mahiyetin zatiyatlarındandır ya da arazilerindendir. Elbette bu zatiyat iki kısımdır. Ya zatiyati babi burhandır ya zatiyati babi isavuci şeklinde de söyleyebiliriz. Zatiyati babi isavuci bu külliyat isavuci dediğimiz şey mantıkta bahsedilen külliyat-ı hamstir. Ve oradan mefahimleri taksim ediyor, beş kısma ayırıyor. Zati ve arazi, nu, cins, fasıl zati olarak kabul ediliyor. Ve arazi de arazi lazım ve arazi gayri lazım şeklinde ya arazi has ve arazi am şeklinde taksim ediyor. Külliyat-ı hamiste bahsedilen zatiler ya nu'dur, ya fasıldır, ya cinstir. Ama zatiyat-ı babi burhan dedikleri hem bunları kapsıyor, hem bunun dışındakileri. Mesela dikkat edin, biz imkanı mahiyete hamlediyoruz. Ama imkanın mahiyete hamledildiğimiz zaman bu imkan mahiyet için arazi değildir. Zatından ahz edilmiş, zatından intiza edilmiş olan bir kavramdır. Ve zatında vardır. Zatında olmasına rağmen ki bu ne nev'e giriyor, ne cinse giriyor, ne fesle giriyor. Bu bab-ı isavuci dedikleri babda yani külliyat-ı hamiste bundan bahsedilmiyor. Zatiyat-ı bab-ı burhan, zatiyat-ı bab-ı isavuciden daha geneldir. Hem zatiyat-ı isavuci, bab-ı isavuci yani o külliyat-ı hamiste bahsedilmiş olan üç tane zatiyi de hep kapsıyor. Fasl, cins ve hem onun dışındakilerini de zatından kaynaklanmış ve zatından intiza edilmiş, mahiyetin zatından intiza edilmiş. Ama ne fasıldır, ne nu'dur, ne de cinstir o mahiyet için. Ama mahiyetin zatında da var olduğunu inkar edemiyoruz. Zatidir. Ama zatiyat-ı babi o savucudan sayılmıyor. Dolayısıyla zati dediğimiz zaman iki kısımdır. Ya zati-i babi isavucidir yani külliyat-ı hamistir ya zatiyat-ı babi burhandır
zatiyat-ı babi burhan dediğimiz zaman hem zatiyat-ı babi isagucu yani külliyat-ı hamisteki zatiyatları kapsıyor hem onun dışında o türden olmayan zatları şey yapıyor. Zatları kapsıyor. Bu mahmul olanlar şayet biz burada kendisi getirip mahmulu ikinci iki kısım yapıyor. Mahmule bir damime yani haml edilenleri yine iki şekilde başka bir yönüyle iki şekilde kıs yapıyor, taksim ediyor. Ya mahmule bir damimedir ya haricül mahmuldur. Haricül mahmul yani der şeydir o benim bahsettiğim Babi Burhan'da Zatiyat-ı Bari Babi Burhan'ın Burhan'daki Burhan kısmında bahsedilen zatiyatlar ki külliyat-ı hems alanına girmiyor ama zatidir. Bu zati niteliğindeki olan mahmulların hepsi haricül mahmul deniliyor. Yani biz mevzuu ferz ediyoruz, mevzuu tasavvur ediyoruz, o mahiyeti mevzu olarak tasavvur ediyoruz ve o mahiyetin kendisine herhangi bir şey kendisi dışında başka bir şeyi kendisine eklemeden biz ona hamledebiliyoruz. O kendisine hamledilmiş olan şey kendisinin dışında başka bir şey izafe edilmeden onun zatını tahlil ettiğimiz zaman zatından o mefhumu intiza ediyoruz ve kendisine hamlediyoruz. O zatından intiza edip ve yine zatına hamlettiğimiz o mahmula haricül mahmul deniliyor. Yani mahmulun kendisi mevzuun kendisinden intiza edilmiştir. Dışarıdan ondan mevzudan yabancı olup da getirip kendisine eklenmiş bir şey değildir. Dolayısıyla o zati olanlar iki kısım söyledik. Zati Bab-ı İsa Hoci zaten onlar mahiyetinin hakikatini oluşturuyor. Kendisinden selb edilmesi imkansızdır. Onun hakikatini oluşturanlardır. Cins ile fasıl gibi. Ama Babi Burhan niteliğinde diğer ki mesela zatidir mesela imkan gibi. Biz mahiyeti insan mahiyetini tasavvur ettiğimiz zaman insan mahiyetinde şey söz konusudur. İmkanlık söz konusudur. Kendisinin vücudunu kendisi onun vücudu kendisine ait olmadığı için kendisinde vücut zaruri olmadığından dolayı o vücudun zatında olmamayışı onun o hakikatini ifade ediyor. Yani o fakirliğini, o muhtaçlığını, kendisi dışındaki varlığa muhtaç olduğunu zatında vardır. Ve o zatındaki olan niteliği ifade etmek için ne nev'dir ne türdür. Ne cinstir, ne fasıldır, ne nev'dur. Ama o zatını ifade edecek bir kavram kendisinden intiza ediyoruz ve kendisine hamlediyoruz. Onun dışında başka bir şeyi kendisine ekleyerek hamletmiyoruz. Onun için kendisine diyorlar ki haricul mahmul diyor. Yani mevzuun kendisinden istihraç edilmiş, istinbat edilmiş olan bir mahmuldür. Ama mahmule bi damime dediğimiz zaman, mahmule bi damime siz mevzuu farz ediyorsunuz, tasavvur ediyorsunuz ve o mevzuun dışında onun zatından olmayan, dışarıdan onun zatında olmayan bir nitelik dışarıdan getirip kendisine ekliyorsunuz ve ekledikten sonra kendisini o eklediğiniz o ek ile bir vasıfla vasıflandırıyorsunuz. Buna da mahmule bir zamime deniliyor. Ki arazilerin genelde araz olanların hepsinde böyle bir halet söz konusudur. Biz cismi dikkate alırsak
ki daha önceden de zaten bu konuyu konuşmuştuk. Cismi dikkate aldığımız zaman biz cisme beyazdır diyebilmemiz için biz ona beyazlığı izafe etmemiz gerekir. O beyazlık cismin kendisi değildir ki cismin kendisinde söz konusu değildir. Cismin kendisinden de intiza etmemişiz. Ya insana mesela biz insan alimdir diyoruz. İnsanın kendisinde ilim söz konusu değildir. Zatında ilim yoktur. Dışarıdan ilim kendisine şey yapıyoruz, kendisine izafe ediyoruz, ekliyoruz ve kendisine izafe ettikten sonra kendisine alim diyoruz. O cisme de ebiyet diyoruz. Biz cisme ebiyet diyebilmemiz için cismin zatında olmayan bir şeyi kendisine ekliyoruz. O beyazlığı getirip kendisine ekliyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Kendisine beyazdır, ebiyazdır diyor, ebiyazdır diyoruz. Bu mahmule bir zamimedir. Ama insan, mesela biz bir mahiyettir. İnsana mümkünün diyoruz. İnsana mümkündür deme. Bu da bir hamildir. Mümkünü insana hamletmişiz. Ama dışarıdan insan mefhumu dışında insandan ayrı bir şeyi getirip insana ek yaparak ve o insana ekleyerek biz kendisine mümkündür demiyoruz. İnsanın zatını tahlil ediyoruz ki buna biz söylemiştik mefahimi felsefi. Biz insanın mahiyetini tahlil ediyoruz ve mahiyetini tahlil ettiğimiz zaman bakıyoruz ki vücut ve ademe oranı eşit derecededir. O eşit derecesini ifade etmek için kendisine mümkün diyoruz. Buna ya imkan diyoruz. Buna hamle şey, haricul mahmul deniliyor. Bu nitelikteki olan hamillere haricul mahmul deniliyor. Ama el cismu abiyadun ya el insanu alimun dediğimiz zaman bu türden olan kaziyelere de mahmule bizzemime. Dolayısıyla kendisi burada mahiyeti anlatırken kendisi diyor mahiyete haml edilmiş olan o mahmullar ilk etapta ya zatidir ya arazidir. Bu zati olanlarını zaten kısımlarına işaret ediyor ve arazi olanları da kendisini açıklıyor. Arez elbette ya arazi lazımdır ya arazi gayri lazımdır ya arazi hastır ya arazi amdır. Ama her halükarda dışarıdan kendisine arız olmuş şekliyle kendisine hamledilmiştir. Bu konuyu da burada anlatıyor. Ondan sonra geliyor zati olanların özelliklerini anlatıyor. Yani bir mefhumun, bir mahmulun, mevzuun zatından olup olmadığını nereden biliyoruz? Diyor üç tane özelliği vardır. O üç tane özelliği burada bize anlatıyor. Ve en sonunda bir işgal yapılmış olan bir işgala işaret ediyor ve işgala da cevap veriyor. Kul ile eza arasındaki nispet bağlamında bir işgal söz konusudur. Kul ile eza arasındaki bu takaddüm meselesi söz konusu olduğundan dolayı diyor ki buradaki takaddüm rütbidir. Elbette direkt takaddüm ve rütbi sözüyle ifade etmiyor. Ama yaptığı açıklamaktan anlaşılıyor ki diyor ki aslında iki ciheti biz dikkate alıyoruz. Cihetler farklıdır. O cihetler yani takaddüm ve rütbidir. Kullen eczaların kulle mukaddem olması takaddüm şey ala nefsihi lazım gelir diyor. Diyor yok öyle bir şey lazım gelmiyor. Niye? Çünkü buradaki eczaların kulli teşkil eden, kulli meydana getiren eczaların kulle mukaddem olması rütbidir. Zamani değildir ki o takaddüm şey ala nefsihi şey gelsin, lazım gelsin. Buradaki takaddüm rütbidir. Veyahut da cihet, iki cihetten biz bunu değerlendirdiğimiz zaman takaddüm söz konusu oluyor. Yoksa zati itibariyle zaten eczalar külli meydana getiriyor. Kul hamun ezza hamun kul. İkisi bir hakikattir. Buradaki takaddüm ya takaddüm-i rütbi yani zihinsel bir takaddümdür.
veyahut da cihetlerini fark ettiğimizden dolayı o farklı cihetlerden baktığımız zaman bu takaddüm söz konusudur. Yoksa gerçeklikte ve nefsül emirde takaddüm diye bir şey söz konusu değildir ki biz diyelim takaddüm bir şey ana nefsihi lazım gelsin. Top. Bu zatiyatların şeyini de özelliklerini de anlatırken zatiyatların üç tane zati olanların üç tane özelliğini zikrediyor. Bir tane özelliği budur ki zatiyat o bir şeyin zatiyatlarını o şey için ispatlamak için delile ihtiyaç duymuyor. Mesela farz edelim. Mümkün olan bir mahiyet için mümkünlüğü delile ihtiyaç duymuyor ki sadece siz tasavvur ederseniz onu kabul ediyorsunuz. Hayvan ve natıkın insan için zatidir ve insan için hayvanlığı ve natıklığı ispatlamaya delil istenmiyor. Çünkü orada zatilerini oluşturmuş, kendisini var etmiştir. Kendisini var etmiş olan bir şey, kendisi varsa delile ihtiyaç duymuyor. Birinci şey budur. İkincisi de zatiyatın illeti, o mahiyetin kendisinin illetidir. Yani zati olan bir şeyin zatiyatının illetiyle o şeyin illeti aynıdır. İkisinin illetleri birbirinden farklı değildir. Bu ikinci özelliktir burada zikrediliyor. Ve üçüncü özellikle eczai zati diyor şey olarak normalde rütbi olarak söylediğim şekilde işaret ettiğim şekilde rütbi olarak bu kendi zizatiden öncedir, mukaddemdir. Çünkü bilahare ecza ile zat şekilleniyor ise o zaman ecza zattan önce olması gerekiyor. Elbette bu öncelik rütbidir, şey değildir, rütbidir, zamani değildir. Bu üç tane özellik de şey için zikrediliyor. Zati olan özellik için ya zati olan mahmurlar için zikrediliyor. El faslu salisu fi ma'na zatiyyi vel araziyyi el maaniyul mu'tebere fil mahiyeti el ma'khudatu fi hududiha ve hiye elleti turtefe'ul mahiyetu bi irtifaiha. Tüsemma zatiyat. Hop, ilk önce zatiyi tarif ediyor. Zati denildiği zaman kastettiği zatilerden kastettiği şey nedir? Diyor, el maaniyul mu'tebere fil mahiyeti. Mahiyetlerden muteber olan manalar el-me'hudetu fi hududiha. Onları tarif ederken tariflerinde elbette ki buradaki tarifi haddidir. Tariflerinde zikredilen ki öyle parantez içerisinde açıklıyor diyor ve hiyelleti turtefe'u el-mahiyetu bi irtifaiha. Yani öyle bir şekildedir ki onların ref edilmesi mahiyetin kendisinin ref edilmesine neden oluyor. Çünkü mahiyeti oluşturandır. Bu nitelikteki olan manalara, mahiyete haml edilmiş olan bu nitelikteki manalara tüsemma zatiyat. Bunlara zati deniliyor. Ve ma vera ezalike bunun ötesinde olanlar ise aradiyatun mahmuletun. Arazidir ve kendisi için hamledilmiştir. Fe inne tevakkufe intizaiha ve hamliha ala fe in tevakkufe intizauha ve hamluha ala indimami summiyet mahmulatun bizzamime. O bu arazi olarak kabul etmiş olduklarını bir eğer bunların intiza edilmesi yani o mahiyetten bu niteliklerin bu mahmulun intiza edilmesi ve kendisine yine haml edilmesi ve hamliha ala ve hamliha aleyha yani onu hamletmek o mahiyete yine hamletmek
İn tevekkafe ala indimami. Eğer bir şeyin izafe edilmesine bağlı ise, bir şeyi izafe etmeden bu intiza ve haml gerçekleşmiyorsa, summiyet mahmulatun bil zamime. Bunlara mahmulati biz zamime deniliyor. Ke intiza'il harri ve hamlihi alel cismi min indimamil harareti ileyhi. Siz mesela bir cismi, bir demiri düşününüz. Bir demir, biz normalde demirin kendisinde şey yoktur, sıcaklık yoktur. Ama biz bu demirin har, sıcak olduğunu söyleyebilmemiz için ona hararet vermemiz gerekiyor. Ateşin içine koymamız gerekiyor. Ateşin içerisine koyduktan sonra o ateş tarafından kendisine verilmiş olan hararetten sonra biz kendisine harun diyebiliriz. Biz ateşi kendisine, harareti kendisine izafe etmeden kendi zatında, demirin zatında hararet söz konusu değildir. Biz herhangi bir demiri şey yaparak, göz önünde bulundurarak, tasavvur ederek biz hiçbir demire hardır diyemiyoruz. Ama biz ateşe koyduktan sonra, ateş kendisine ısı verdikten sonra kendisine harun diyebiliriz. Demek ki demire harun diyebilmemiz için kendisine ısı verilmesi gerekiyor. Kendi zatında olmayan bir şeyi kendisine izafe ediyoruz. Kendisine ekliyoruz ve kendisine ekledikten sonra kendisine harun diyoruz. O böyleyse bu nedir? Bu kendisi için mahmul bir damimedir. Bu haricul mahmul değildir. Mahmul bir damimedir. Biz harareti kendisine izafe ettikten sonra, inzimam ettikten sonra kendisine hal şey diyoruz, har diyoruz. Ve illa eğer böyle bir şekilde değilse, yani onu kendisinden intiza etmek ve kendisine haml etmek, bir şeyi kendisine izafe etmeye gerek yoksa, fel haricul mahmul. Buna haricul mahmul deniliyor. Yani mahmulun kendisi haricun minel mevdu. Dışarıdan getirip mevzuya izafe edilmiş değildir. Belki haricun minel mevdu. Belki mevzuun kendisinden intiza edilmiştir, istihraç edilmiştir. Kel ali ve safili. Ali ile safil gibi bu izafi olan mefhumların hepsi öyledir. Ya zevc mesela, zevc erbaa gibi. Ya fert selase için gibi. Mesela selase dediğimiz zaman selase için fert ve ona şey yapıp diyoruz ki el adedu salisu ferdun mesela. Ferdi kendisine hamledebiliyoruz. El adedu rabi o zevcun diyebiliyoruz. Zevcu kendisine hamlediyoruz. Ama zevcu kendisine hamletmek, ferdi kendisine hamletmek, kendisine bir şey izafe etmeye gerek yoktur. Onun zatını tahlil ediyoruz. Kendi zatını dikkate aldığımız zaman zatının kendisinden intiza ediliyor ve zatına tekrar hamlediliyor. Ya mümkün dediğim gibi, mümkün mahiyet için mümkün, el insanu mümkünün dediğimiz gibi, bu mümkün ne cinstir insan için, ne fasıldır, ne nevdür. Ama kendisine hamlediliyor ve mahmule bir zemime de değildir. Biz insana herhangi bir şeyi izafe ederek, ekleyerek mümkünün demiyoruz. Belki onun mahiyetin kendisini biz şey yapıyoruz, tahlil ediyoruz ve tahlil ederek kendisinden intiza ediyoruz, kendisinden istihraç ediyoruz ve yine kendisine hamlediyoruz. Mevzuun kendisinden istihraç edilip ve kendisine hamledildiği için kendisine haricül mahmul deniliyor. Yani bu mahmul haricun anil mevzu anlamında. Hop. Öyleyse burada biz hem zatileri anlamış olduk, hem arazi olanları anlamış olduk. Bu arazi şeklinde elbette kendisi bu haricül mahmulu da
arazi şeklinde kendisine açıklıyor. Aslında onlar zatî babı burhandır diyebiliriz. Mahmûl-i bi damimeyi öğrenmiş olduk ve haricül mahmûlü de tarif etmiş olduk. Ve zatiyu burada gelip zati olanların özelliklerini açıklıyor. Ve zatiyu yumeyyizu min gayrihi bi vucuhin. Zati olan kendi dışındakilerden birkaç yönle ayrılıyor. Minha enne zatiyati beyinetun la tahtacu fi subutiha lizzatiyi ila vasati. Zati beyindir, açıktır zaten zati bir şeyin eğer bir şeyin hakikatini zaten eğer tanımış isek, tarif edebiliyor isek zaten onu daha şey kendisine o zatileri ispatlamaya gerek kalmıyor. Zati beyindir, la tahtacu fi subuti hal lizzatiyye. O zati için de getirip o zatileri getirip o mahiyet için zizati için ispatlamak için delile ihtiyaç duymuyor. Bir vasıta getirip vasıtayla onları ispatlamaya gerek duyulmuyor. Bu birinci özelliktir. Ve minha ennaha ganiyetun anissebe. Onların icat edilmesi, onların vücut bulması için bir sebebe ihtiyaç var mı yok mu? Diyor ki onların kendisine ait bir sebebe ihtiyaçları yoktur. Onları icat eden, onları var eden sebep o mahiyetin kendisini meydana getirenin aynısıdır. Yani zatiyatların illetiyle o zat o şeyi mahiyeti getiren meydana getiren mahiyetin illeti aynıdır. Ayrıyeten her birisinin mahiyetin illeti zatiyatların illetinden ayrı değildir. Belki her ikisinin illeti birdir. Zaten o illet onu meydana o zatiyatları meydana getirerek o mahiyeti de oluşturmuş oluyor. Mahiyetle zatiyatların illeti birdir. Bimana ennaha la tahtacu ila sebebin vera sebebi zizatiyye. Zizatının sebebi dışında başka bir sebebe ihtiyaç duymuyor. Fe illetu vücudil mahiyeti bi aynihâ illetu eczai zatiyeti. O mahiyetin illeti neyse o eczaların zati olan eczaların illeti de aynıdır. Elbette zati olmayanlar muhakkak illeti farklıdır. Onlar dışarıda mesela insan için alimliği düşününüz. İnsanın meydana gelen illet ayrıdır. İnsanın ilmine kaynaklık yapan illet farklıdır. Ama insanın illetiyle insandaki hayvanlık ve natıklığın illeti aynıdır. Ve minha el ezzâ zâtiyetun mutakaddimetun ala zizzâtiye. Üçüncü özellik de rütbi olarak elbette. Zamansal olarak böyle bir takaddüm söz konusu değildir. Zaten bu üçüncü özelliği zikrettiğinden dolayı bir işgal oluşuyor. O işgale de cevap veriyor. Ve minha el ezza zatiyetu mutakaddimetun ala zizzati. O ezza izzati mahiyetten öncedir, mukaddemdir. Bu takaddüm takaddüm-i rütbidir, takaddüm-i zamani değildir. Vel işgalu, işte bu üçüncü özelliğe işgal yapılıyor. Vel işgalu fi takaddümil ezzai alel kulli bi ennel ezza hiyel kul bi aynihi fe keyfe tetekaddemu ala nefsiha. Bu nasıl takaddüm, nasıl şekilleniyor? Bir takaddüm normalde ezza kullun kendisidir. Eğer kullun kendisi ise o zaman eczai kulden önce kabul edersek takaddüm-i şey ala nefsi oluyor. Çünkü eczâ külli oluşturandır. Eğer zaman bu eczaların külle o mahiyetten önce olmaları nasıl şey değildir, mümkün değildir. Aynı eğer kabul edersek takaddüm-i şey ala nefsihi lazım gelir. Kendisi diyor ki bunu diyor ki bu vel işgalu fi takaddumil eczai alel kulli mundafi'un bi enel i'tibarı muhtelifun. Buradaki sadece ihtilaf şey nedir? İ'tibar muhteliftir, cihet muhteliftir. O eczâ bilahare eczâ
oluşturulmadan takbir zihnimizde rütbeten ecza kulden öncedir. Öyleyse rütbeden ecza kulden önce de olsa ama zati şeyi olarak zamansal olarak bunların birbirinden mukaddem olması imkansızdır. Aynen elimdeki anahtarın hareket etmesi gibidir. Ben elimde anahtar tutmuşum, elimi hareket ettiriyorum. Elimin hareketiyle elimdeki kalem de ya anahtar da hareket ediyor. O buradaki takaddüm vardır. Ama takaddüm zamani değildir. Her ikisi de zamansal olarak aynı anda hareket ediyor. Ama ki asıl hareket kime aittir? Asıl hareket elime aittir. Bu asıl hareket elime ait olması elimin anahtardan önce hareket ettiğini söylüyoruz. Ama zamansal değildir. Belki bu nedir? Rütbeten böyledir. Burada da aynı şekildedir. Eğer külli oluşturan ecza ise biz bunu tahlil ettiğimiz zaman, zihnimizde tahlil ettiğimiz zaman hop ecza külden önce geliyor her halükarda rütbeten. Zamansal olarak bunlar birbirinden önce değildirler ama rütbeten ecza külden öncedir. Kendisi de diyor ki itibar buradan muhtaliftir. Fel ecza o bil esri bil esri mutakaddimetun alel ecza bil vasfil ictimai vel kulliyeti. Burada bir itibarı farklı bir şekilde açıklıyor. İki tane itibar. Bu eczalar hepsi bir tek tek biz olarak aldığımız zaman diyor mutakaddimetun alel eczai bi vasfil icmai vel kulliyeti. Biz eczaları birbirinden ayrı olarak tasavvur ettiğimiz zaman bir itibardır. Ama bu eczaları kulli meydana getirdiği şeyi haleti dikkate aldığımız zaman bir itibardır. İki tane itibar söz konusu, iki tane cihet burada söz konusudur. Onları ayrı ayrı birbirinden ayrı ayrı tasavvur ettiğimiz zaman onlar öncedir. Ama onları bu külli meydana getirdiği küllün eczaları olarak tasavvur ettiğimiz zaman her halükarda iki tane itibardır, iki cihettir. Bu iki ciheti dikkate aldığımız zaman her ne kadar bu iki cihet tahlilidir, zamansal olarak birbirinden önce değildir. Tahlilidir. Hop tahlili de olsa bu iki cihet, iki tane itibar söz konusudur. Ve o iki itibarı dikkate aldığımız zaman ecza külden önce olduğunu şey yapabiliriz, anlayabiliyoruz. Ala enna innema sumiyet eczaen ki ikinci delil de söylüyor diyor ki biz onlara ecza demiştik. Niye? Likaunil vahidi minha cüzen minel had. Çünkü her birisi o tarif edildiği zaman o tarifin bir cüzüdür. Biz insanı tarif ettiğimiz zaman mesela diyoruz ki el insanu hayvanun natikun. O hayvan bir cüzdür, natık bir cüzdür. Bu da iki itibardır. Yani aslında hayvanlıkla insanlık birbirinden ayrı değildir. İki farklı değildir. Biz tahlil ettiğimiz zaman bu ikilik meydana geliyor. Yoksa gerçekten vakıete fi nefsil emirde bunlar iki tane iki hakikat değildir, bir hakikattir. Ve illa fel vahidu minha aynul kul. Her birisi kullun kendisidir. Yani insan hayvan dediğimiz zaman yani o kullun kendisi değil midir? Natık dediğimiz zaman kullun kendisi değil midir? Yine kullun. Yani bunlar birbirinden hatta kul ve eczaları birbirinden külli tasavvur ediyoruz. Her bir cüz'ü ayrı ayrı tasavvur ediyoruz. Bunları birbirinden ayırt ediyoruz. Bunları zihnimizde bunları birbirinden ayırt ediyoruz. Gerçeklikte bunlar birbirinden ayrı değildir. Ama biz zihnimizde, aklımızda bunları birbirinden tahlil edip birbirinden ayırıp her birisini farklı bir yere koyabiliyoruz. Biz bu şekilde yaptık. Bir yerde mesela farz et, zihnimizde elbette. Zihnimizde külli bir yere şey yapıyoruz. O külli oluşturan eczalardan hayvanı bir yere koyuyoruz. O külli oluşturan natıkı bir yere kullanabiliyoruz. Bak iki tane her birisi için bir alan oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde birbirinden ayırt ettiğimiz zaman akli olarak diyoruz ki eczan mukaddemdir ve illa
Nefsül emirde, o gerçeklikte bunlar birbirinden ayrı değildir ve takaddüm işi ala nefsihi de lazım gelmiyor. Ve illa fel vahidun minha aynul kul, yani zi zati, yani kullun kendisinin, yani zi zatının kendisidir. Her birisi onun kendisidir. Ayrı değildir. Ama akıl geliyor, onlar için farklı itibarlar koyuyor. O farklı itibarlar üzerinden kendisine, her birisine bir hüküm veriyor. Bu sadece zihinde öyledir. Dışarıda gerçeklikte böyle bir durum söz konusu değildir. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibine. Evet, cezakumullahu hayran. Ses var mı? Velhakumullah.